Kalkın. Ben doğru mu görüyorum ya? Ha? Ne yapıyor bu? Kadın ne yapıyor beni yine rezil ediyor? Bu ne yapıyor ya? Evet, 55.000. 58.000. 100.000. Artırma kapandı. Atölyesine de gelmişti utanmadan. Ay ne kadar yüzsüz, ne kadar utanmaz bir şey bu ya. Ben sana sorayım Yiğit, ha? Bak, bak eğer... Ya sen farkında mısın bu gece benim için ne kadar önemliydi ya? Ha? Sen farkında mısın o kadın yüzünden ben yine 7 düvele rezil oldum be? Ya ben böyle kendi tasarımımla, kendi imzamla bu gece bütün cemiyete hava atacağımı, böyle gövde gösterisi yapacağımı düşünüyordum. Ama ne oldu? Geldi Nur Hanım yine her zamanki gibi sahneye çıktı. Peki sonra ne oldu? Geldin sen kendi şovunu yaptın. Kim şov yaptı ha? Senin tasarımın, senin kolyen, senin imzan. Kimin boynunda? Nur'un boynunda. Kim şov yaptı ha? Ah ama siz ikiniz el ele verdiniz, beni bu gecemi mahvettiniz. Bir de geçtin karşıma benimle, hesap mı soruyorsun ya? Elin saf derler adama Yiğit Bey, elin saf derler be. Sen dur, ben sana elin saf diyeceğim ama sonra. Sen kimi itekliyorsun be? Ne yaptın demin sen Yiğit? Sakın benden hesap sormaya kalkma, yoksa çok fena olacak. Daha ne olacak ha? Daha fena ne olacak ha? Daha ne yapacaksın? Dövecek misin beni? Abuk subuk konuşma. Ya rezil ettin beni ya. Şimdi kaçıp gidiyor musun? Kim kimi rezil etti be? He? Terbiyesiz kadın. Acaba kim kimi rezil etti? Utanmaz şarlatan seni. Ne? Sen ne dedin bana? Ben şimdi sana söyleyeceğim. Tut şurada, göz dönmüş bunun. Nur bak çok kötü olacak. Sen bir bırak. Bırak, ben şimdi göstereceğim ona kötüyü. Ay, hem suçlusun hem güçlüsün be. Öf be. Kim suçlu işte la? Söylesene kim suçlu? Yine ne güzel tuzağa düşürdün beni. Yine ne güzel küçük düşürdün beni. Nur. Nur kapa çeneni. Gerçekten inanmıyorsun değil mi Yiğit? Gerçekten ama gerçekten bunu benim planladığıma inanmıyorsun değil mi Yiğit? Nur dedim sana. Ya Nur, Nur, Nur ya Nur! İçler diyeceksin ya, kör müsün? Bunun İçler'in planı olduğunu görüp bilemeyecek kadar kör müsün sen ya? Ha? Dün ajansa gizemli bir telefon geliyor. Her ne hikmetse hangi sanatçının nesini taşıyacağım son ana kadar söylenmiyor. Pes sana be! Pes artık iftiranın bu kadarına da pes be! Yiğit, bak makyajım yapılırken gördüm kimin için burada olduğumu.
Hiç çıkmayacaktım o sahneye. Mecbursun dediler. Beni oyuna getirdiler ya. Bizi oyuna getirdiler. Hesap soracağım biri varsa o da İçler ya, İçler. Ben senden hesap soruyorum, senden. Tabii, tabii sen zaten benden hesap sor. Çocuğunun kutsal annesinden hesap sorma, benden sor. Onun yaptığını bal gibi biliyorsun. Ama gücün bana yetiyor değil mi Yiğit? Bana! İcnel de, yaptıkları da umurumda değil. Neden biliyor musun? Kutsal annelik vazifesi yüzünden değil, senin yaptıkların yüzünden. Anlıyor musun beni? Sen fırsat tanıdın ona, sen! Ver sen o gücü ona, ver! Bize her şeyi yapma gücünü ver sen ona! Bırakıp gitme beni, arkanı dönme bana! Yiğit bana arkanı dönme dedim sana. Duyuyor musun beni? Yiğit! Bana arkanı dönme diyorum sana. Bak o arabaya binersen her şey biter. Duyuyor musun beni? O arabaya binip gidersen her şey gerçekten biter Yiğit. Ben yemin ederim... Sus. Bak yemin ederim ki ben o kadının neden bahsettiğini bile... Sus dedim sana. Bu saatten sonra sabaha kadar ağlasan ne fayda? Bu rezalet kolay kolay unutulmaz. Ben aslında İcdil'i merak ediyorum. Bu bir kere rezil oldu ya, o iki kere rezil olmuştur. Dağıl, dağıl, tamam, dağıl. Tamam, yeter arkadaşlar, hadi dağılın. Dur. Fatih, Fatih, bitti. Gerçekten bitti. Her şey bitti. Kim bu adam ya? Her şey bitti Fatih. Tamam arkadaşlar, Fatih, yeter, yeter, hadi. Hadi tamam, çekme. Yeter arkadaşlar, yeter, dağıl. Arkadaşlar yeter dedim ya, çekme, çekme. Yine ne yaptı? Thank you.
buçuk mu? Kazayla oldu. Ne? 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 Sana ne? E sen ne? Sen ne dedin yani? Dudağın dedim, dudağın. Dudağım ne olmuş dudağım? Yok bir şey dudağımda. Ya dudağınla oynuyorsun ya, uçuk mu çıkıyor dedim. İlaç var istiyorsan bende. Yani böyle dönemlerde bende de çok olur, onun için soruyorum. Ha, yok, uçuk yok benim dudağımda. Yok bir şey. Yağmurcuğum, bak ne kadar gergin olduğunu görebiliyorum. Ya çok mu belli oluyor? Yani gerçi senin yerinde ben olsam ben de aynı şekilde olurdum. Diyorsun. Bana söylemeni isterdim. Açık açık söylemeni isterdim. Ya ama birdenbire oldu. Ben de anlamadım nasıl olduğunu. Yani birdenbire. Tamam, tamam. Bırak şimdi birdenbireyi, anlat hadi. Ne oldu? Ya yemin ederim sana ya, birdenbire oldu. Böyle bir anda oldu. Ya o öptü beni ilk önce. Kim öptü? Sen Emin'den bahsetmiyor musun? Emin mi? Ay sen bilmiyordun ya. Şimdi bir dakika. Sen Emin'le... Sen şimdi siz öpüştünüz mü? Sen hiçbir şey bilmiyordun resmen. Yani sen resmen Emin'le öpüştün öyle mi? Neydi yani şimdi bu? Ya ne yaptın ki sen yani? Ben bir şey yapmadım ki. O yaptı. Vallahi billahi o yaptı. Yani o öptü. Ben böyle yaklaştım. O ondan sonra aldı beni. Kim öptü? Allah! Ya abla kapıyı çalsana be. Çaldık herhalde, duymadın. Aa, ama sen tabii o öptü bu öptü kavgası yaptığın için duymadın herhalde kapıyı. Ne alakası var ya öpmeyle falan? İşte ben de onu soruyorum, ne öpmesi hayırdır? Ya abla pes yani gece. Ayrıca o saat kaç oldu, sen gitsene ya, sen niye hala buradasın? Hadi git evine. Sen benim gözüme baksana. Öt. Evet. Tamam. Biz Yağmur'la öpüştük. Böyle gıcık gıcık gidiyorduk birbirimize. Böyle bildiğin ters oyduk yani. Ters öpüştünüz yani öyle mi? Evet, böyle dünyada olmaz derken. Ya dünya ne ki? Yani güneş sisteminde, kainatta hani bu suratsızla ikimiz kalsak olmaz yani. Hani insanlık namına olmaz. Siz resmen öpüştünüz yani. Böyle yani onu görünce bir şeyler oluyor bana. Ne oluyor? Ya bilirsin işte böyle, ne bileyim, ellerim terliyor. Kalbime bir şey oluyor, böyle karnımda kelebekler uçuşuyor. Hani böyle bir heyecan falan basıyor. Ya anlatabiliyorum değil mi? Hani görmek istersin ya. Ya gıcığın teki aslında ama. Yani biliyoruz sonuçta cadının teki aslında ama. İşte ben o gıcığa galiba aşık oldum. Biraz. Ya sanki. Yani ben o cadıya böyle hafiften abayı yaktım sanki. Yani hafiften ama böyle çok değil, böyle biraz hafiften. Ay Cahit, Cahit başımıza gelen. Yandık Elmas, yandık. Ama benimkisi çok fena. Hele benimki, benimki en fena. Benim kardeşim senin kardeşine... Aşık olmuş, resmen aşık olmuş. Yiğitçim, bak benim de en az senin kadar mağdur olduğumu farkındasın değil mi? Hı? Bak, ben şimdi eve gidip bu zor geceden sonra şöyle huzurlu bir uyku çekmek istiyorum. Lütfen bir şey söyle bana, hadi. Bora ne söylediysem o.
Olmuyor. Bu sefer deniz havası bile kesmiyor. O kadar kızgın, o kadar haksızlığa uğramış hissediyorum ki kendimi. Oyuna geldiğimi, oyuna geldiğimizi biliyor. Bu geceyi İclal'in planladığını da biliyor. Ama beni suçluyor. Gözümün içine baka baka her şeyi bile bile beni suçluyor ya. Yiğit'in ne bildiğinin önemi yok artık Nur. Önemli olan senin ne bildiğin. Bu geceden sonra artık sen ne biliyorsun? Artık yalnızım. Bunu biliyorum. Artık Yiğit yok. Bu geceden sonra yok. Yalnızım. Bunu biliyorum. Günaydın Nur Hanım. Günaydın. Bir şey söylemenize gerek yok. Kovulduğumu biliyorum. Size verdiğim zarar için çok özür dilerim. Ya böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm. Kovulmak mı? Zarar vermek mi? Bir saatten beri telefonlarımız susmuyor. Teklif üstüne teklif alıyoruz. Nasıl yani? Şaka mı yapıyorsunuz siz ya? Dün geceden haberiniz yok mu sizin? Size şöyle söyleyeyim. Dün geceden haberi olmayan tek bir vatandaş dahi bulamazsınız. Gazeteciler. İnternet yıkılıyor. Bütün magazin sayfalarında siz varsınız. Rezalet. Rezil oldum ya. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl teklif alırım ben? Ya rezil oldum diyorum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. En kısa zamanda sizi ajansımıza bekliyoruz. Rezil oldum ya. Sosyeteyi buluşturan müzayedeye Kozan ailesinin çarpık ilişkileri damgasını vurdu. Rezalet. Müzayede sürpriz bir şekilde bir süredir şok boşanmalarla gündemde olan ilginç üçlüyü bir araya getirdi. Ünlü iş adamı Yiğit Kozan gece eski eşi ve çocuğunun annesi İclal Kozan'la katılırken İclal Kozan'ın imzasını taşıyan muhteşem gerdanlığı çapkın iş adamının eski eşi varken Nur Demirağ'ın takması sosyetik geceyi karıştırdı. Sabahtan beri bu kaçıncı, tamam. Sinirlerim bozuluyor, okuma, tamam. Bir anda kontrolünü kaybeden iş adamı sahneye çıkıp eski eşinin boynundaki İclal Kozan... Ya ama diyorum. Ama anne ya. Sana anne ya. Şu haline bir bak ya. Ha? Sabahtan beri okuyup ezberleyip duruyorsun. O satır aralarını da okusana. Aşağılanan sadece o yılan mı, sen misin? Allem ettin, kallem ettin. Kendini o kenarın dilberiyle aynı kefeye koydurdun. Aynı okkada tarttırdın. Şu havalara bak. Sanki yerin dibine sokulan o, göklere çıkarılan sen. Utanmadan bir de ezber yapıyorsun sabahtan beri. Ay tamam anne. Vallahi tamam, içim şişti ya. İçin mi şişti? Ah. Dün gece senin aklına uyup oraya gelseydim iç şişmesini görürdün sen. Ama ben biliyordum başıma gelecekleri. O yüzden evimde oturup bekledim rezaletinizi. Gelseydin anne ya. Keşke gelseydin sen de, belki böyle olmazdı. Hani bana böyle arada bir bakış fırlatıyorsun ya. Yiğit'e de öyle bir bakardın, hop hizaya sokardın Yiğit'i de. Terbiyesiz. Bir de eğleniyor. Ay ne yapayım anneciğim ya? Ha? Ben artık eğlenmeyeyim de ne yapayım acaba? Üf. Tamam işte öyle ya da böyle. Biz arabaya binip giderken o arkamızdan bitti bitti diye bağırıyordu yani. Yani keyfini çıkarmayıp rezil oldum diye karalar mı bağlayayım anne? Üf. Sanki ilk kez rezil oluyorum ya. Pes. Vallahi pes. Anneciğim, vallahi bak bu sefer rezil olduğuma değdi yani. Dün gece öyle demiyordun işler, ha? Yiğit benim yaptığımı biliyor diye tir tir titriyordun. Biliyor. Biliyor ama bu sefer ben de biliyorum. Değdi anne. Vallahi bak inan bana. Dün gecenin her bir saniyesine değdi ya. Bak, bak burada ne diyor? Eski kocası çıldırdı. Burada da kaldırıma çöktü, ağladı var. Al bak burada da gözyaşlarını gizemli yabancı sildi yazıyor. Aa, koskoca dahi Türk'ü tanıyamamışlar, yazıklar olsun be. Ya arkadaşlar, Yiğit ne yapıyorsunuz ya?
Cahit bir dakika, bir dakika. Bir dakika Cahit'ciğim. Senin kardeşin yani benim kardeş yarıma saysın döksün, ben de burada susup oturayım mı? Ya Elmas'cığım tamam. Yok öyle efendim, ben böyle bir haksızlığa gelemem. Bana haksızlıktan bahsetme sen. Avukatlık yapma, sen benim dün gece orada ne yaşadığımı bilmiyorsun. Sen ne yaşadıysan o kız bin katını yaşadı sayende. Sen inkar edebiliyor musun acaba? Bu İcren'in oyunu değildir diyebiliyor musun Yiğit? O oyunu oynamasına kim fırsat verdi? He? Vermeseydi. Vermeseydi. Madem İcren'in oyununa geliyor, gelmeseydi. Hiç topu İcren'e atmayın. Hiç. Senin kuzenin bu işi kendi bitirdi. Ne? Bir dakika ya. Bitti mi dedin sen? Oku şurayı bakayım bir daha Tayyar. Yanlış mı anladım ben? Ya ana kaç kere okuyacağım? İşte çekmiş, koparmış kolyeyi boynundan diyor. Bak ha, resmi de burada işte. Vah vah vah. Ya hiç anlamadım ki ben, bu gözümüzün önünde bu kız ne ara yine manken oldu da gazetelere düştü ya. Ya bu çocuk zevcesinin iş yerinde çalışmıyor muydu? Vallahi ben anlamadım anam. Yani bak üçü de birbirine düşmüş diyor. Vah başımıza gelenler. Günaydın. Hayırdır? Ne gelmiş yine başımıza, ne okuyorsunuz? Sabah şerifler, hayırlar olsun Emin Efendi. Ah, ah, rahmetli anan olaydı, bak başımıza gelene derdi. Ah. Hayda. Yine ünlü oldum ya. Ne güzel Yiğit ya, ne güzel. Gelme. Vallahi hiç kusura bakma. Gelmiş bulundum. Haberleri okudun değil mi? Bütün Türkiye gibi. Espri kaldıracak durumda mı görünüyorum? Ya hadi ama Nur. Yani ben bundan daha kötü haberler hatırlıyorum. Derdin gazeteler değil, dürüst ol. Çıkmam lazım. İşe gideceğim. Şirkette kapışırız diyorsun yani. Ajansa gideceğim. Şirketten kovuldum. Ne diyorsun? O zaman siz ciddi ciddi... Bu sefer fena kapıştınız yani. Bu sefer başka. Bu sefer bambaşka. Öyle bir kırıp döktü ki beni. Ya oyuna geldiğimizi bile bile... Sırf ona boyun eğmediğim için... Sırf ona karşı geldim diye... Öyle ezdi geçti. Öyle harcadı ki beni. O bir salon dolusu insan... O gazeteleri okuyan binlerce insan umurumda değil. Ama o İcrel'in karşısında beni öyle çiğneyip geçti ki. Bunu unutturamayacak. Eninde sonunda pişman olacak. Ama ne yaparsa yapsın bunu unutturamayacak. Unutturamayacak. Hiçbir şey, ama hiçbir şey unutturamayacak bunu. Asla unutmasın o. O kuzenin, o manken kuzenine söyle, asla unutmasın, tamam mı? Assın bunları duvarına, her sabah uyandığına, marifetine bakıp bakıp beni nasıl zıvanadan çıkarttığını unutmasın. Çünkü ben unutmayacağım. Ben dün gece boynunda İzlen'in gerdanlığıyla yaptığı soytarılığı asla unutmayacağım. Al bak anne işte. Değmiş mi, değmemiş mi kendin söyle. Ne gerdanlıkmış ya Rabbi. Yani ne gerdanlıkmış, yedi bitirdi be. Yani resmen kadın... Yağlı urgan gibi taktı Nur'un boynunu, oynadı oyununu. Bu edepsizliğine düştün ya, konuşur durur artık. Ya sen ki koskoca Yiğit Kozan, bu İcler cadısının oyununa gelip Nur'u harcıyorsun. Vay be. Yani İcler şansıyla doğmak varmış be. Konuşsun o edepsiz, konuşsun. Hala sesi yeterken öyle bol kese dansın, ben keseceğim onun sesini. Resmen sizi bitirdi yani. Öyle mi Yiğit? Bitti mi diyorsun sen şimdi? Onu bana sorma. Git kuzenine sor. Dün akşam arkamdan bitti bitti diye yırtınan oydu. Ona sor. Anlatsın. Neden bitmiş, nasıl bitmiş bir bir anlatsın sana. Bütün marifetlerini anlatsın. Beni dün gece mi delirtmiş yoksa Allah'ın her günü mü deli ediyormuş sana anlatsın. Bayıla bayıla anlatır, merak etme. Ya Cahit bir şey söylesene, bitti diyor resmen ya. Sana 100.000 defa karışma diyorum. Ben daha ne söyleyeyim ya. Ben söylemekten bıktım, sen konuşmaktan bıkmadın. Ben ne söyleyeyim ya. Bir sus ya.
Ama ben bu kadar haksızlığa katlanamayacağım artık ya. Resmen kötülükler kraliçesinin. Yiğit. Yiğit. Kardeşim. Bak. Elmas'ın yanında bir şey söylemedim ama çok büyük konuşuyorsun. Yapma böyle. Ya büyüğü küçüğü mü kalmış Allah aşkına? Allah Allah ya. Kadın dayanışması diye bir şey var. Artı bunlar kuzenler ya. Elmas'ın zaten kafa gidik. Görmüyor musun? Hormonlardan gitmiş kafası. Gidecek anlatacak mı Uğur'a şimdi her şeyi? Anlatsın. Ben zaten Elmas'a söylediklerimin bin katını dün gece onun suratına söyledim. Anlatsın. Aferin. Aferin kardeşim. İyi yaptın. Aferin sana. E aferin yani Nur. Ya bu kadar kolay mıydı yani bir oyuna gelip oldu bitti demek? Ya siz onca acıları İclal'in bir oyunuyla yalan olmak için mi çektiniz? Ben artık Yiğit abiye de sana da ne söyleyeyim bilmiyorum ki. Sen ne söyleyeceksen git Yiğit abine söyle. Nereden abin oluyorsa. Ben dün gece ona söyleyeceğimi söyledim. Yanında İclal varken, arkasını dönüp giderken ben ona söyledim. Gidersen biter dedim. Gitti. Arkasına bile bakmadan beni orada bırakıp gitti. Bitti. Ali. Emin. Geliyor musun, gelmiyor musun? Görüyorsun değil mi ha? Görüyorsun değil mi havaları? Ne diyordu Elmas Hanım? Yok Nur çok üzülmüştür. Yok Nur çok yıkılmıştır. Gördük yıkılanı. Gene giyinmiş, süslenmiş, püslenmiş, sabah sabah makyajını yapmış maşallah yıkılıyor. Kesin poz vermeye gidiyor, kesin. Neden emin yani? Dışarıda bin tane adam var emin. Niye ki ben anlamıyorum. Evet, niye emin? Ha? Niye emin? Halbuki menajeri Fatih Bey'in alması icap ederdi sabah sabah. Ama tabii o dün gece kahramanlığını yaptı. Yok yok. Olmaz çok zor yani. Emin'le zor olmaz o yani. Ne emini be? Ya ben şey yani emin diyorum acaba bu durumlara ne diyor diyorum yani öylesine. Allah Allah ya ona ne oluyormuş ki? E tabii canım ona ne oluyor? O kim ki ya? Gördün değil mi nasıl çekip gittiğini? Sanki ben yokmuşum gibi, görünmezmişim gibi. Biliyor abi herif. Kesin bir şeyler biliyor ya. Gazeteleri okudu ya, suçlusu benim. İclal değil. Kendisi hele hiç değil. Sanki ben istedim o Allah'ın cezası gerdanlığı boynuma takmayı ya. Ben dedim sanki bir sürü insanın önünde çek kopar diye. Ah be abla, ah be abla. Ya kesin yetiştirdi, kesin yetiştirdi gidip. Ya ne ablası ya? Ne diyorsun sen ya? Ya yok işte ben öyle boş boş konuşuyorum. Sen ne alaka benimle geldin ki zaten? Ya şimdi hırsını benden çıkarma Nur. Ya ben mi dedim geleyim diye? Dat dat geliyorsan gel diyen sensin. İyi iyi. Yeni menajerim sen olursun bari. Cadı. Ha pardon profesyonel cadı. Kötülükler kraliçesi. Var mı başka Elmas'cığım? Ha? Atladığın bir şey var mı? Entrika makinesi var. O da köşede kalmasın diye düşündüm. Hey gidi günler hey. Değil mi? Karşımda İclal Hanım, İclal Hanım diye titrediğini hatırlıyorum da. Eski çamlar bardak oldu yalnız. Farkındayım. Onu da farkındayım. O karnındaki sağ olsun. Ay bu karnındaki laflarına o kadar tokum ki Nazan'dan dolayı daha fazla alamayacağım İclal'cim. Yalnız ayağını denk al. Yani Nazan'a benzeme. Aa ona ne şüphe. Sen Nazan'a benzer misin? Sen ananın kızısın. Sen çekirdekten yetişmesin. Sen bir seferde Nazan'a bin tur bindirirsin. Ama bak
Onun yaptıkları gene eninde sonunda ayağına dolanıyor ama sen... Sen öyle misin? Sen ballısın bir kere. Senin yemediğin halt kalmadı ama bak gene yanında kar kalıyor senin. Düzgün konuş. Düzgün konuş, kendine gel be. Yemediğin halt kalmadı ne demek? He? Sen benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun acaba? Sakin ya. Sakin İcler'cim. Bak burada senden benden başka kimse yok. Ne yapıyorsun sen? Dört duvara şov mu yapıyorsun? Sen ne diyorsun ya? Ha? Sen ne diyorsun? Kaçak güreşme. Söyle bana açık açık. Sen ne ima ediyorsun? Ay hakikaten ya. Neden uzatıyorum ki ben? Fırat diyorum şekerim. Fırat. Yani sendeki bu bal, sendeki bu talih de kimse de yok. Sen hem adamın kuzenini ayart, hem de benim kendi gözümle gördüğüm kadarıyla ona mavi boncuk da at. Elmas. Bana bak hamile falan demem, senin o dilini koparırım ha. Yavaş. Yavaş kopar. Sen kendini dokunulmaz sanıyorsun değil mi? Ama ben dokunurum. Bak benim üstüme daha fazla gelme. Ben çok fena dokunurum. Ne oluyor ya? Bu kadının suyu ısındı artık bak. Bak bu kadının suyu çok fena ısındı artık. Hadi Nur, ben şuradan bir otobüse atlayıp döneyim bari. Bir arkadaşla buluşacağım, iş falan kovalıyorum. İşim bir saat falan sürecek. Otur bekle işte, ben sonra bırakırım seni. Ya gideyim ben ya. Şimdi öyle ajans majans falan kasar beni öyle ortamlar. Aa, ama uzattın Emin ya. Kimse yemeyecek seni. Ha, ben şimdi çaktım. Sen yalnız girmek istemiyorsun içeriye. Yani, gazetedeki haberlerden sonra yanımda olsan daha iyi hissederim kendimi. Hadi Emin hadi. Bak çok güzel kızlar var çok. Ya, ya çok lazım ya. Gel bakalım. Tamam geldim, geldim. Nur Hanım hoş geldiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı. Yine her zamanki gibi şahane görünüyorsunuz. Işık saçıyorsunuz, ışık. Nasıl ya? Burada böyle işte. Hoş geldiniz Nur Hanım. Buyurun, Merit Bey yukarıda sizi bekliyor. Canım, hadi sen otur bir çay kahve iç. Benim işim çok uzun sürmez herhalde. Beyefendi kim oluyor? Yoksa yeni menajeriniz mi? Çok da genç ama. Senin menajerin mi? Kuzenim, kuzenim o. Bu işlerle hiçbir alakası yok. Sizin çay kahvenizi içmeye geldi. Heh. Şahane, bizim kahvemiz çok meşhurdur. Sizi yukarıya alalım, kuzeninize bizzat ilgileneceğiz. Tamam, size emanet. Buyurun Nur Hanım. Buyurun, sizi şöyle alalım. Şöyle buyurun. Tabii böyle olurmuş. Böyle oldu mu ya? Olmadı ki böyle. Olmaz ki ya. Sen miydin? Ne oldu? Şaşırdın mı? Yo, yani böyle dan diye genelde Aytül Hanım Hazretleri girer de ben ondan şey demedim. Komik olmuşum değil mi böyle? Ne yapayım ama yiğitlere bana siyah kıyafet alalım demeye dilim varmadı. Böyle çalışıp para kazanana kadar artık böyle Aytül Hanım stiline gotik kafası. Bana bir şey mi söyleyecektin? Tabii böyle dandıya girdiğine göre bir şey söyleyecektin. Ya da söylemeyecektin, öyle bakacaktın, gidecektin. Kız yolarım seni. Ne? Sen hele bir benim kardeşimi üz. Vallahi öyle gotik motik cadı madı dinlemem. Önce senin o küpelerinden başlar, saçını başını yolarım. Ya bu edepsiz var ya, bu edepsiz. Bu küçük... Ya daha bir sene önce bizim kapımızda yatıp kalkıyordu be. Şimdi geçti karşıma, bir elini beline koymadığı kaldı ya. Bana mı söylüyorsun İcler? Çok komiksin yani. Sen komik değilsin Nazan. Anladın mı beni? Sen komik değilsin.
Ya bir utanmazın hakkından gelemedin be. Her türlü entrikayı çevirdin. Anasının bile hakkından geldi. Şunu göndermeyi başaramadın bir türlü. Ya bağır bağır. Biraz daha bağır İcel. Gelsin de bu sefer kimse alamasın beni elinden. Sus Nazan. Sen hiç konuşma. Sen suçlusun çünkü. Sen sardın o kadını bizim başımıza. Bizim başımıza o kadını sen sardın. Şimdi kurtulamıyoruz. Yok. Yok o kadının suyu ısındı. Böyle üstümüze üstümüze taşıyor bizim artık ya. Ben ne yapayım canım? Aa. Ben annen ne derse onu yapıyorum. Bak git çocuk al dedi. Gittim evlat edindim. Ben daha ne yapayım artık ama? Tek bir çaremiz varmış. O da işte küçük kızı Elmas'ın başına musallat etmek. Ay yavrum o da bir uslu çıktı ki. Yedi bir kere Elmas'tan paparayı diye yanına yaklaşmıyor. Ha o küçük kızı musallat etmek. Yani annen öyle diyor ama öyle kolay da değil tabii yani. Onu kolaylaştırırız Nazancığım sen merak etme. Ben Mert gibi meleğe güçtemilat taşlattırmış kadınım be. Allah Allah sen Allah aşkına bir şeye karışma o kızı bana bırak. Karışma sen. Ana, güzellik. Ne yapıyorsun sen burada? Oh, oyunlar oyunlar. Kalk gel bakayım sen benimle. Gel bak ben sana şimdi neler anlatacağım, neler konuşacağım ben seninle. Kalk. Gel bak ben sana neler anlatacağım şimdi. Vallahi önce ben de çok şaşırdım. Dedim ki ne alaka dedim yani. Benim Dalyan gibi kardeşim dedim. Bu delik deşiğe mi kaldı dedim. Ayıp oluyor ama. Tamam ben öyle şey oldu yani Cahit'e kazara öttüm. Yani öyle saçma sapan bir şey oldu söyledim de. Yani ben anlamadım şimdi tam. Acaba senin o sevimsiz kardeşin de sana bir şey mi söyledi? Kıyamam sana ya. Sen tabii böyle açıktan da yekten soramıyorsun bana. Ondan sonra sevimsiz mevimsiz ayağına... Benim ağzımdan laf alacaksın. İstemem yan cebime koy yapacaksın. Ben de yiyeceğim. O ne demek ya? Yani istemem yan cebime koy falan. Hiç öyle senin sandığın gibi yani sen de tabii ne sanıyorsun ben bilmiyorum ama öyle bir şey yok yani. Öyle saçma sapan kazara bir şey oldu diye yani şimdi. Boş laf bunlar. Hiç kusura bakma. Senin karşında kaçı kuras varsan biliyor musun? Sen bal gibi benim kardeşimi seviyorsun. Aşıksın işte. Yok artık aşk, pes. Ya daha neler ya? Diyorsun. İyi. Benden günah gitti o zaman. Ay dur dur dur. O kadar mı yani şey... Ne demek benden günah gitti? Sen gidiyor musun yani? Bu kadar mıydı? Vallahi aşk meşk yoksa... ben nefesimi boşa harcayamam yani. Ya dur tamam ama... sen bana bir şey söyleyecektin. Ha o mu? Yok bir şey ya öyle unuttum gitti. Hem zaten sen benim kardeşimi sevmiyorsun ki. Sana ne artık senin hakkında ne söylediyse söyledi canım. Bir şey dedi yani hakkında. Ne dedi? Ne dedi hakkında? Canım sen çocuğu sevmiyorsun ki. Artık boş ver. Ne dediyse dedi yani. Dur tamam dur tamam. Tamam derken? Tamam. İşte merak ediyorum. Sebep? Sebep... Yani... Oldu o zaman, bay bay. Tamam, dur. Tamam, yani ben biraz şey oldum. Ne olmuş olabilirse? Yani ben Emine biraz şey yapmış olabilirim. Ne yaptın? Ya, aşık oldum. Biraz. Emin de sana aşık olmuş, biraz. Ya... Yok olmaz yani ne diyeceğim şimdi gidip sen benim kardeşimi niye mi öptün diyeceğim ha? Olmaz yani olmaz. Başka bir şey olmam lazım dur bakayım dur. Şu nasıl olur şu. Bana bak bana. Bana bak gözüme bak. Bak kardeşimden uzak dur tamam mı? Olmaz çok saçma ya olmaz ya of. Dur bir dakika ne yapabilirim? Aa Yiğit'e söyleyeyim. Tabii Yiğit'e söyleyeyim ya. Yiğit'le onun arası çok iyi Yiğit. Bir çeksin kulağını desin ki. Ama Yiğit'in de şimdi sağ solu belli olmaz ki. Gider sırtını sıvazlayacağı tutar. Ne yapsam ben? Ya
Ya gerçi bu Emin de yani kötü bir çocuk değil. Değil ama şimdi ben elmasla, o yağmurla olacak şey mi bu? Saçmalık ya, olmaz bu ya. Olmaz. Telefonla mı konuşuyorsun? Yok. Yok, gel gel. Kimseyle konuşmuyorum, gel. Ah be abla be. Kesin gidip bitiştirdin ya, kesin. Kuzeniymiş bak. Tam da o tip var değil mi? Bilemedim ya. Yani tam o tip var evet ama sonuç olarak kuzenin. Bence denemeye değer. Ne kaybederiz ki? Hem beğendirirsek prim var işin içinde kızım. Kalk gidelim. Öyle mi diyorsun? Hadi hadi durma. Kalk. Emre Bey pardon, bir bakar mısınız? Ben mi? Emin. Çok pardon. Bir kalkıp profil verebilir misiniz acaba? Ne vereceğim? Yana birazcık dönebilir misiniz? Yana mı? Yani. Gideri var. Pardon? Bir şey rica etsem, çok rica etsem. Böyle peynir diye bağırarak havaya zıplayabilir misiniz lütfen? Ya yok artık ya. Ne olur lütfen. Ama yok artık. Yok artık yani. Ya ne şey yapıyorsun be? Atarım bak adamı aşağı. Kendime hakim olamam diyorum sana. Vallahi atarım ya. Ben seni iyi anlıyorum kardeşim. Ben seni gayet iyi anlıyorum. Anladın mı? Sen tipik yiğit olarak pis işliğine bana atıyorsun. Benim yerime sen git diyorsun. Ama ben ne diyorum? Ben ne diyorum sana? Bu sefer sana kocaman bir hayır diyorum. Anlıyor musun beni? Hayır. Cahit beni delirtme sen. Ya bak gideceğiz. İki laklak yapacağız. Bir bakacağız inşaatta ne oluyor ne bitiyor. Geleceğiz ya. Yiğit. He? Helikopter diyorum. Helikopter Yiğit. Helikopter, ben helikoptere falan binemem kardeşim. Anladın mı? Benim fobim var ya. Ben binemem ben helikoptere falan. Binemem ben. Ya sana ne oluyor ya? Sen havale mi geçiriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Hem geçen gün binmedin mi trafik sıkışık diye? Geçen gün? Ya köprü geçmek Bolu'ya gitmeye benzer mi Yiğit ya? Ha? Gözünü seveyim. Benzer mi yani? Hem ben o Fatih Efendi'yle de öyle haşır neşir olmak falan şey yapmıyorum yani, istemiyorum. Yani geçen en son bize geldiğinde yemeğe elmas yüzünden biliyorsun ne olduğunu yani. Abi size iyi yolculuklar. İyi yolculuklar size. Bak, o kıymetli Almancığını aşağı atarım diyorum. Anlatamıyorum galiba. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yani yapacak bir şey yok artık. Mukadderat diyeceğiz. Ona ne diyeceğim ben artık? Peki. Ağlarsın sonra. Arkasından. Fatih Bey aradı. Helikopter hazırmış. Yola doğru çıkmış kendisi. Ne güzel. Peki tamam. Beni niye arayamamış telefonundan? Sabah çıkan haberleri gördüğümde bir geri dönüş bekliyordum. Doğrusu sektördeki 15. yılım. Ben de bu kadarını beklemiyordum. Ben de beklemiyordum.
Siz çok düşüksünüz. Dün gecede kalmışsınız. Bütün magazin dün gecede kalmışken ben de oradayım tabii. Bizim meslekte ne derler bilirsiniz reklamın. İyisi kötüsü olmaz. Evet evet, sabahtan beri duyduğum şey bu. İnanın bana, canınızı yakan bu skandal yarın size büyük fayda sağlayacak. Kariyeriniz için. Bakın, benim böyle büyük bir kariyer hedefim yok. Yani en azından bu alanda yok. Ben sadece malum ekonomik sebeplerden... İnanın bana, ajansınız olarak sizlere en karlı anlaşmayı önerdiğimizden hiç şüpheniz olmasın. Biz menajerinizin de burada olacağını düşünmüştük. Ben okuyacağım, onu anlatırım. Haberin ucuzluğuna bak. Gizemli yabancı ha? Sana da merhaba Kozan. Çok havalı. Nasıl? Şöhret hoşuna gitti mi? Hı? Menajerlikten daha eğlenceli. Dün geceyi konuşmak için sabırsızlandığını biliyorum. Ama acele etme. Yolumuz uzun. Belki kısa sürer. Hı? Yani birimiz için. Bakıyorum birileri çok kızmış. Ve dur tahmin edeyim. O birilerine göre yine kendisinin dışında herkes suçlu değil mi? Bak dahi çocuk. Kendi iyiliğin için söylüyorum. Eğer içinde bir zerre yaşama sevinci varsa... Ne dün geceden, ne de Nur'un neyisinden bahsetme. Özellikle de bilmem kaç metre yükseklikteyken. 8000 feet. Oo, 8000 feet. Çok etkileyici. Hadi. Ya ihbar mı var gene toplanmış millet? Bizim durumumuzda ihbar olmasına gerek yok. Tedbiri elden bırakmamak lazım değil mi Kozan? Tabii canım, senin tedbirlerini de gördük maşallah. Helikopter temiz amirim. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Tamam. Amirim, bence menajerim demeliydi. Pilot nerede kaldı ya? Yolu mu kaybetti? Hadi. Hadi. Ha bu arada, ikimizden biri için yolculuk kısa sürebilir demiştin ya. Bak, şansını fazla zorlama. Eğer bu bense... Senin için de kısa sürer. Ben kullanıyorum. Ateş. Helikopter havalandı. Uçuş başladı efendim.
sırf hava olsun diye yaptın değil mi ha? Şovunu yapmak için. Yani ben helikopterde kullanıyorum falan diye. Demek helikopter kullanmalı havalı buluyorsun öyle mi? Söyle bir ara sana da öğreteyim. Ya bana bak zaten yerde fazla şansını zorluyordun bari havada zorlama. Bırak da şu manzaranın tadını çıkarayım. Olsun. Teşekkürler hepimize. Görüşürüz. Ben uğrayayım size. Buyurun. Teşekkürler. Beyler! Ya yine olmadı değil mi? Tamam şöyle yapalım o zaman. Bak şimdi bir de şöyle deneyelim. Beyler! Peynir mi? Bu sefer E'leri de uzattım. E'ler kısa, İ'ler uzun. Bir daha alalım mı? E'ler kısa, İ'ler uzun. Tamam, o zaman şey yapalım mı? Bir küçük prova yapayım ben, bir dakika. Şimdi... Nur? Sen ne yapıyorsun Peynir? Ben peynir yapıyordum. Peynir. Peynir. Tamam, bizim için bu kadar yeterli. Müşteriyle paylaşıp size hemen geri dönüş yapacağız. Tamam o zaman. Eğer ben size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Yani maksat sizin işiniz görülsün canım. Yoksa benim ne işim olacak öyle peynir meynir falan. Nur, senin işin bittiyse biz ufaktan çıkalım istersen artık ha. Ne dersin? Gidelim. Gidelim Peynir. Ay niye gülüyorsun ki yani şimdi? Allah Allah, iyi misin kızım sen? Ya ne var bunda bu kadar gülünecek anlamadım gitti. Peynir. Nur bak ayıp oluyor ama. Allah seni de affetsin iyi mi? Ya Nur hadi bin şu arabaya hadi gazla ya. Peynir. Ya bin şu arabaya hadi bin. Ya Nur amma uzattın ya. Ne yapayım ben? Rica minnet yalvar yakar şey ettiler. İşte biz böyle kaş, böyle göz, böyle endam görmedik dediler. Ya Emin Bey, rica etsek sizi bir çekebilir miyiz dediler. Ekmek paramız dediler. Ben ne yapayım? Of yok yani ben daha ne anlatıyorum ki? Kime ne anlatıyorum ki ben? Hadi bin şu arabaya, hadi gazla hadi. Tamam. Emin. İnsafa geldin yani sonunda. İyi. Ya bak, ya bin hadi arabaya ya. Ya aç. Peynir. Yani bayağı o da sana aşık diyorsun. Aşk, gerçek aşk. Evet. O da senin kadar aşık ve senin kadar şaşkın. Ay şaşkın ne demek ya? Ben bayağı şaşkaloza döndüm. Ya böyle birisi gelse bana dese böyle böyle olacak diye hiç çekinmeden kafa atardım vallahi. Ay ben bunların lacivertini Emin'den dinledim. Yok kainatta mainatta bir tek ikiniz kalsa da olmazlar falan. Ha tamam senin çenen düştü. Acıktım ben gidiyorum. Dur gitme. Ya daha ne konuştuk ki? Kız bir saattir konuşuyoruz burada daha ne konuşacağız? Aa iki canlı kadınım ben bırak beni. Tamam ama şimdi ben ne yapacağım? Ya biz ne yapacağız? Onu da mı ben söyleyeyim? Ama ben gerçekten şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Yani böyle kalbim falan, böyle karnım böyle bir garip. Ne yapacağım? Kızım, yavrucuğum. Sen onu seviyorsun, o da seni seviyor değil mi? Ne yapılır şimdi? Yok. Ay gençsiniz de çocuk musunuz ama canım onu da biz öğretelim. Tamam ama ben ona bir şey söylemedim. O da bana bir şey söylemedi. Ay hiç kusura bakma. Kusura bakma Cahit'le ben büyükleriniz olarak artık aranızda yapamayız. Bak Cahit seninle konuştu, ben gittim kardeşimle konuştum. Tamam ben ablalık vazifemi yaptım. Bundan sonra artık sende, top sende. Çak buradan 90'a.
Bir dakika ya. Niye ben çakıyorum 90'a? İlk adımı niye ben atıyorum? Oo, sen bizim mahcup delikanlının dile gelmesini beklersen çok beklersin. Oo, yıllarca o platonik şeyini. Platonik şeyi? Ama canım onun öyle platonik bir şey vardı kendi çapında. Onu da öyle yıllarca söyleyememişti. Platonik şeyi vardı, yıllarca da söyleyemedi. Hem de yıllarca. Kime? Ne kim? Yani platonik şeyi kim? Adı ne şeyin? Şey onun. Aa! Aa! Sen ne biçim sorular soruyorsun ablaya? Platonik bir şeyi vardı canım, ben nereden bileyim? Ayrıca ketumdur benim kardeşim, öyle anlatmaz, bak bir seni anlattı. Ama ben artık çok acıktım. Tamam, sana güveniyorum ben. Sen yaparsın. Başarılar diliyorum ben sana. Allah senin açıklığı versin. Kardeşim üzme gebertim. Hadi bakalım güzellik. Bakalım şimdi sen beni anladın mı, anlamadın mı? Hı? Söyle bakalım. Bu kim? Nazan annem. Nazan anne olduğuna göre o. Bu Şirin. Küçük tatlı ufaklık da sensin değil mi? Hı hı. Ana kim geliyor? Bu kim peki? Cahit babam. Cahit baban. Bak siz böyle ne oldunuz üçünüz? Şimdi mükemmel, çok güzel üç kişilik bir aile oldunuz. Oldunuz da işte bak şimdi ne oluyor? Aha kim geliyor? Ana kim o hırsız? Elmas abla. Yahu Elmas abla değil onun adı. Unut, Elmas abla falan yok. Onun adı Kara Kedi Elmas. Tamam. Ne yapar Kara Kedi? Sevenleri ayırır. Ya sevenleri ayırır, çocukları babasız bırakır, yuvaları yıkar be Kara Kedi. Ama onun karnında bebek var. Ya çocuğum sana ne bebekten he? Sana o bebeğin faydası var mı? Allah Allah. Sen bana bir bak bakayım. Bak bana. Sen Cahit baban olsun istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Ha, istiyorsun da o Kara Kedi Elmas ortalıklarda olduğu sürece baban sana babalık yapmaz yavrum. Bu anneciğini de çok üzer. Bak sen yine ailesiz kalırsın ha. Yani Allah korusun ama yine anasız babasız kalırsın çocuğum. Ama ben çok ağlarım. Ha, çok ağlarsın. Madem ağlamak istemiyorsun, madem Allah'ım benim de bir ailem olsun diyorsun, o zaman bu Kara Kedi Elmas'tan kurtulacaksın, tamam? Anladın mı beni? Aa, başımıza taş yağacak. İcler çocukla oynuyor. Nazlıcık! Şu çocuğun da gönlünü al Elmas ya. Günah vallahi. Anladın değil mi beni ufaklık? Hadi o zaman sen oynayıver bebeklerinle hadi. Nur yeter ama artık ya. Ya bak gerçekten sinirimi, asabımı bozdun ha. Tamam. Tamam sustum. Bak sustum. Siz nereden böyle? Ya hadi işim gücüm var benim. Nur anlatır zaten sana. Sabaha kadar bayıla bayıla anlatır. Ne oluyor be? Aman aman. Kendi anlatsın. Benim yüreğim dayanmaz vallahi. Allah Allah. Hayırdır? Yüzün gülüyor. İyi bir iş aldım. Emin de böyle sağ olsun stres topu gibi. Dün gecenin izini bir sabahla sildim deme inanmam. İzliyorsan dün gecenin izi kolay silinmez. Aklımdan silinse de kalbimden silinmez. Biz de Yiğit'le konuştuk sabah. Daha doğrusu o esti gürledi. Ben de seni savunmaya çalıştım. Duymak bile istemiyorum. Peki ne olacak böyle Nur? Ha benim içimi yiyor ya sizin yüzünüzden. İkiniz de inadım inat. İnadımdan değil. Ya niye anlamıyorsun?
Kalbimi kırmadı, parçaladı diyorum, parçaladı. İyi. O kalbini parçaladı, sen de öldürüyorsun. İkiniz de bitti diyorsunuz, farkında mısın sen? Bunu mu istiyorsundur? İcrel'in bir oyunuyla aşıklar knockout. Ya ben sindiremiyorum, ben hazmedemiyorum olanları. Siz nasıl hazmediyorsunuz ben anlamıyorum ki. Siz neler yaşadınız, neler atlattınız ya. Deli divane oldunuz birbiriniz için. Şimdi İcrel'in bir oyunuyla bitti diyorsunuz. Öyle mi? Bunu mu istiyorsun? Bunu o istedi. Tamam mı? O bitirdi. Bitti. Ben inanamıyorum. Ben gerçekten ikinize de inanamıyorum. Erken dönmüşsün. Evet ya şey, bu bizimkiler fabrikaya gittiler Bolu'ya. Ben de biraz erken çıkayım dedim. Ah, iyi yapmışsın. Ben de Nur'a gittim. Azıcık konuşturayım dedim ama durum vahim. Bitti diyor, Yiğit bitirdi diyor, başka bir şey demiyor. Sen boş ver onları. Onlar bugün küser, yarın yeniden barışır, bir şey olmaz. Bu sefer başka gibi ama. Elmas, sen onu boş ver de şu bizim kardeşlerimizi bir konuşsak mı seninle? Ha, o mesele mi? Ben o meseleyi çoktan hallettim canım. Hallettin mi? Hı. Ya konuştun demek Emin'le. Güzel, çekseydin kulağını bir. Canım ben Emin'le çoktan konuştum. Seninkiyle konuştum bu sefer. Olur, olur, o da olur. Hiç fark etmez. O da aklını başına alsın. Sorma, onun aklını başına getirene kadar. Tamam. Ne olursa anlatma. Duydukça sinirlerim bozuluyor. Sen sonuçta konuştun, hallettin değil mi? Bitti gitti yani. Hallettim. İyi. Hallettim. Hallemettim, kallemettim. Yağmur'a Emin'i sevdiğini itiraf ettirdim. Ne yaptın? Canım işte itiraf etti, seviyormuş Emin'i. Ben de dedim ki artık bundan sonrası kısmet, ben abla olarak arkanızdayım dedim. Arkalarında mısın? Sen aklını mı kaçırdın Elmas? Arasam mı? Aramasam mı? Arayayım.
canım. Niye ben arayacağım ki? Yani o arasın ilk önce. Ya da ilk adım ya. Ben atsam ne olur ki? O arasın. İlk adım o atsın. Al sana ilk adım valla. Hadi be oğlum. Hadi be. Yo. Elmas, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sevgili olmak ne demek ya, ha? Pardon da Cahit. Neden olmasın? Allah Allah, çocuklar birbirlerini seviyorlar işte. Sen niye kabarıyorsun ki, anlamadım ben. Ya asıl ben seni anlamıyorum ya. Ya daha dün gece eteklerin tutuşmadı mı bunlar, ne yapıyor diye. Şimdi birbirlerinin arasını yapmak ne demek Elmas? Şaşırmıştık Cahit Bey. Şaşırmıştık da sizin gibi aklımızı kaçırmadık herhalde. Ne var ya, çocuklar birbirlerini sevmiş işte. Ne yapalım yani, desteklemek yerine taş mı koyalım? Ya ne desteği, kendine gel. Ne diyorsun sen ya? Cahit, sen yoksa abilik tripleri falan mı yapıyorsun? Ay, senin başını bin belaya sokmuş kardeşin, o eli sustalı psikopattan sonra benim gül gibi tertemiz kardeşimi bulmuş. Sen daha ne konuşuyorsun ki acaba? Elmas, bak, Emin senin kardeşin, Yağmur benim kardeşim. Bizim kardeşimiz diyorum, anlıyor musun beni? Ha, sen Emin'i beğenmiyorsun yani. Allah Allah ya, ne alakası var Elmas? Kardeşlerimiz diyorum sana. Anladım, anladım ben seni. Emin benim kardeşim diye sen beğenmiyorsun. Ya Allah aşkına ya, şu beğenmeme şeyini bir kafandan silebilir misin? Ben sana bambaşka bir şey söylüyorum. Anladım ben seni. Ben seni çok iyi anladım. Hasbelkader çocuğu karnına koyduk, sana mecbur kaldık ama bir de kardeşinle uğraşamam diyorsun değil mi? Anladım ben seni. Anladım. Nazan anne, Nazan anne. Ha canım, söyle. Bebeğimin kolu çıktı, takar mısın? Tabii ki takarım hayatım. Ver bakalım. Daha mı çıkmış? Hop, işte oldu. Sen şimdi bu bebeğini al. Bahçeye çık, güzelce oyna, tamam mı Nazlıcığım? Hem bir dinle bakalım. Cahit baban o kara kedi Elmas'a neler söylüyor. Tamam mı canım? Hadi benim bir tane. Hiç itiraz etme Cahit. Sen resmen bir çelebi bana yeter, ben diğeriyle uğraşamam diyorsun. Allah Allah Elmas. Bak, seninle benim aram böyle pamuk ipliğine bağlıyken, tamam mı? Daha çocuğumuzu nerede yetiştireceğimizi bilmiyorken, ben kardeşimin elinden tutmak üzereyken senin kardeşinle beraber olmasını istemiyorum ya, bu kadar. Güzel. Ama bak, bu çok güzel. En azından inkar etmiyorsun. Güzel. Hadi. Hadi, senin moralin bozuk, git. Sonra konuşuruz hadi. İnşallah birlikte olurlar, tamam mı? İnşallah, sana inat, bu çocuklar birlikte olur Cahit. Ay, aman be kızım be! Her yerde karşıma çıkıyorsun. Çarpa çarpa doğuracak mısın beni? Yeter ama ya. Elmas, ne yapıyorsun ya? Çocuktan mı alıyorsun sinirini? Ama ben çarpmadım ki, bu sefer o çarptı. Tamam, tamam. O sana bağırmadı, tamam mı? Bana bağırdı. Bana sinirlendi, o öyle şey yaptı. Tamam, sen üzülme, tamam mı? Ver bana onları. Al bunları, hadi gel. Otur böyle, oyna sen. Aferin Elmas'cığım. Aferin sana. Sen benim ekmeğime böyle güzel güzel yağları sür bakalım. Aferin.
Dağlık bölgeye geldik. Farkındayım. Rüzgar biraz ters, helikopter sarsabilir, dikkat et. Pilot sensin. Pilot sensin dedin değil mi? Motorda sorun var. Ne demek motorda bir sorun var? Hidrolik arızası. Ne diyorsun Fatih? Ne demek anlamıyorum. Yiğit. Fatih neler oluyor söylesene, bir şey söyle. Düşüyoruz. Mayday, mayday, mayday. Motor arızası. Transponder. 12.00 bağlı. Bolu dağları birimiz dolusu. Araziye mecbur işe geçiyorum. Fatih. Fatih bir şeyler yap. Hala kapalı telefonun. Ya ben de. Aa oğlum ama konuşmuyorum, mesaj bırakıyorum ya. Üf, duyduğun gibi Yiğit'cim. Vallahi abi tutturdu bak, babam da babam diyemez. Şu telefonunu açar açmaz bizi bir arar mısın ya? Üf. Öf ya, niye açmıyor ki? Oğlum vallahi daralttın beni ha. Nerede o Nazlı? Git yürü bul Nazlı'yı, oyna yemeğe kadar. Yürü koş. Öf. Çocuktan alma hırsını. Varmışlardır Bolu'ya çoktan. Ama telefonun niye açmadığını biliyorsun. Biliyorum ben, biliyorum tabii. O yılan Nur'la kavga ettiler ya. Sırf ona trip olsun diye kapattı telefonunu. Şuna bakar mısın ya? Bir şuna bakar mısın, hiç diyor mu beni bu evden, merak ederler. Bir şey olur, bu Mert huysuzlanır diyor mu hiç? İyice delirtiyor adamı. Magazincilere cevap vermekten yılmış olabilir mi acaba? O yüzden kapatmış olabilir mi telefonunu? Ya anne, sen de benimle uğraşacaksın ya yani artık... Allah Allah, ben sana sakinle şöyle konuşalım diyorum. Sen hala uzatıyorsun, bari şurada yapma ya. Yani duyduklarımdan sonra bavulumu toplayıp gitmediysen bu bebeğimizin hatırına cahit. Bence tekrar konuyu açıp daha fazla şansını zorlama. Ben sana artık söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum biliyor musun? Hormonlarına veriyorum senin, hormonlarına. Cahit'ciğim şu Fatih Bey'i bir arar mısın? Hayırdır? Bunlar hala açmadılar telefonlarını. Mert de tutturdu babam diye, ulaşamıyorum Yiğit'e. Ben aramayı unuttum gerçi onları ama onlar varmıştır çoktan. Şuna bakar mısın ya? Şuna bak, helikoptere bindi gitti, o telefonunu açıp bir ben geldim demek yok yani, şuna bak. Magazincilerden kaçıyoruz Rejder'cim. Malum musallat ettin ya hepsine. Aldın mı cevabını? Sen acaba oradan ne konuşuyorsun ya? He? Tamam. Rejder tamam, arıyorum. Tamam. Tamam. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Allah Allah. Ne? Ne oldu ya? Fatih'in de telefonu kapalı. Fatih, varmadınız herhalde. Ben yanındakine çaktırma da, ben sizi merak ettim. Vardığında bir çaldırman bile yeter. Öyle işte.
Tamam. Senden ne olur? Ne yapıyorsunuz bakalım minnoşlar? Evcilik oynuyoruz. Nazlıcığım, hani sen benim yanıma gelip bana bir şey söyleyecektin? Ha, kara kedi. Ya, kara kedi. Hani nerede, nerede? Aa, galiba şimdi şuradan geçti ya. Koş bir bak bakayım, eve mi girdi? Belki karnı falan acıkmıştır ya. Ama ben görmedim ki. Yok, kara kedi evde hani var ya. Mert. Ben gördüm galiba ya. Fırt dedi şuradan geçti. Eve girdi ya sanırım. Koş bir bak bakalım. Hadi fırla. Nazlıcığım, kara kedi bizim aramızda bir sırdı seninle. Unuttun mu? Sakın kimseye söyleme. Mert'e bile, tamam mı? Ama. Hayatım, hadi bakalım. Ne dedi kara kedi Cahit babana? Kara kedinin bir kardeşi varmış. Evet. İşte onun kardeşi babamın kardeşine soba yakmış. Soba mı yakmış? O ne demek kız öyle? Bilmem ki. Nazlıcığım, bak evet bu çok komik bir şey ama bu çok önemli. Hadi hatırla bakayım. Bak kafana oraya ver. Ne dedi kara kedi babana tam olarak? Küstüler. Ona soba yakınca babam da kızdı. Soba. Emin. Yağmur. Ay, aba yakmış. Ay Emin Yağmur'u abayı yakmış. Ben açık olacağım sana artık valla. Ol, ol tabii ya. Yani açık açık şey yapalım biz. Açık açık konuşalım. Konuşalım. Yani çünkü konuşmamız lazım bence. Yani değil mi? Sence de öyle, değil mi? Tabii canım. Yani bence zaten hani biz şimdi yani senle ben ya aslında bence şimdi şöyle ki. Abi biz ne yapıyoruz ya? Oh, ama oho oh. Sen böyle abim abi falan dersen biz bir şey de yapamayız ki zaten. Biraz şey oldu yani farkında mısın? Abarttık ya değil mi? Hiç yani biraz fazla abarttık hakikaten. Ne olacaksa olacak canım artık. Tabii abi ben sana şey oldum işte tamam. O sen öyle abim abi dersen yalnız işimiz iş ben sana söyleyeyim. Ya tamam işte ben sana şey oldum ablamın dediğinden. Bir dakika bir dakika ben Elmas'la konuştuğumu söyledim ama bana ne söylediğini söylemedin. Ya demiştir canım o ben bilmiyor muyum ablamı? Yani söyledi tabii bir şeyler ama yani ne söyledi ben hiç hatırlamıyorum. Aa, sen duymak istiyorsun. Sen benden duymak istiyorsun yani. Yani. Tamam. O zaman ablam ne dediyse doğru. Yani ben sana yani öyle öyle böyle derken şey abayı yaktım gitti. Ya. İyi, çok iyi. Sağ ol. Sıra sende. Ne sırası? Canım sen de bir şey değişti. Abine ne söylediysen onu söyle. Cahit sana bir şey söylememiş ki. Biliyordum. Sen de abinle konuştum biliyordum. Sen kandırdın beni. Sen numara yaptın bana bayağı. Vallahi yakalandım. Ben hiç anlamam. Şimdi abine ne söylediysen çatır çatır yüzüme de söyleyeceksin. İyi. Ben söylemesem de. Direkt göstersem sana. Olur mu?
Fatih. Fatih. Şoförünüz 5 dakika içinde kapıda olacak. Şoför? Çekim var ya, tabii çekim. Bir sorun mu var? Hayır, hayır. Ben de hazırlanıyordum. Şoförde gerek yok, ben kendim gelirim. Tamamdır, görüşürüz. İyi günler. Tamam. Tamam, bir şey yok. Sıkıntı bastı sadece. Yok bir şey, her şey yolunda. Hiçbir şey yok. Sakin. Tamam. Fatih! Fatih! Çabuk. İyi misin ha? İyi misin Fatih? Çok iyiyim. Oradan nasıl görünüyorum? Evet. Evet, kötü görünüyorsun. İyi ki söyledin. Galiba ayağım kırıldı. Acele etmezsek birazdan kafan kırılacak. Hadi. Hadi kaldırayım seni, hadi. Doğrulmaya çalış, hadi. Ayağım kırıldı diyorum Yiğit, bak kayaya sıkıştı. O zaman şu bacağını bir kurtaralım şuradan. Hadi Fatih,
Dayan biraz. Canım biraz yanacak ama hadi. Helikopter. Müthiş bir fikir be. Daha yani. Ancak senin gibi bir dağdan çıkacak kalan. Müthiş. Benim hatam değildi it. Ha tabii. Tabii benim hatam da benim. Senin ipinle kuyuya inmek benim hatamdı. Senin yöntemlerine güvenmek benim hatam. Hepsi. Hadi. Tut elimi. Hadi. Üç deyince. Bir. İki. Üç. Sen beni bırak. Helikoptere gitmen lazım. Olmaz, bırakmam. Gitmek zorundasın Yiğit. Sensiz gidemem. Hem daha senin işin bitmedi. Hadi bakalım. Ben böyle yürüyemem. Kalkıyorsun. Hadi destek al bana. Hadi yaslan bana hadi. Hadi. Harika. Şimdi bir de sana can borcum var. Merak etme. Yavaş yavaş ödersin hadi. Helikoptere yürüyeceğiz. Çok uzak. Başka çaremiz yok. Karakutu helikopterde. Sinyali oradan alacak. Bizi bulmayacaklar, enkazı bulacaklar. Gel. Hava kararacak. Soğuyacak. Acele etmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Başarmak zorundayız. Sen varsan başarırız, merak etme. Yetenekli ajan.
kızım. Yani ayıptır ya. Yani daha ilk geceden sofraya gelmemek, Emin'le buluşmak ne demek? Ayıp ya. Oh, içimin yağları eridi. İnşallah sabaha kadar takılırlar. Elmas, saçma saçma konuşup benim asabımı bozma. Ama Nazlıcığım, olmaz böyle yemek yemeden. Hadi. Bak annenin babanın hatırı için. Hadi bakayım. Korkudan iştahı kaçtı tabii çocuğun. O ne demek be? Ne korkusu Nazan? Boş ver Cahit'cim. Yemekten sonra konuşuruz. Şimdi çocuğun yanında. Bak yine bir şeyler ima ediyor bu. Allah aşkına. Allah aşkına bak teyzemler geliyor, bir huzursuzluk çıkarmayın ne olur. Ama babam ödeyeme yardım edecekti diyorum. O benim dersim, spor dersi, hiç anlamazsın. Oğlum ama vallahi illallah ettirdin artık. Baba yok işte adam, açmıyor telefonunu, ben sana daha ne yapayım ya? Ya ama bir ara, belki açmıştır. Aması falan yok, hadi. Önce yemeğe oturacağız. Oturacaksın, önce yemeğini yiyeceksin. Bak, bak görüyor musun Nazlı'yı? Nasıl yiyor yemeğini? Yemek bitecek, ondan sonra babanı arayabiliriz, tamam? Hı-hı. Hadi. Tamam. Var mı bir haber Cahit'ciğim? Allah Allah. Ya fabrikadalar sonuçta. Özel bölgeye falan girmişlerdir. Kapatmak zorunda kalmışlardır telefonlarını. Açlıklarını da ararlar. Onu yayında söyler misin ne olur? Bana bak bana. O yemek bitecek yoksa aramaz baban seni, söyleyeyim tamam mı? Tamam. Hah. Al bak arıyor işte. Yiğit mi? Yok, yabancı bir numara. Efendim. Buyurun benim. Ne? Ay, Cahit. Olamaz. Hayır, olamaz. Kesinlikle olamaz. Cahit. Tamam. Tamam. Cahit, bir şey söylesene bize. Konuşsana be. Konuşsana, konuş. Bir konuş, bir şey söyle, konuş. Cahit, ne oldu oğlum? Konuşsana. Yiğit. Ne oldu babama? Cahit, söylesene oğlum, ne oldu? Helikopter. Düşmüş. Babamı izliyorum ben. Gel Mert. Ayağa kalkın lütfen. Bir profil alabilir miyim? Bir gülümseyelim, eller belde lütfen. Nur Hanım, biraz relax lütfen. Daha hevesli olalım. Biraz gülelim. Daha istekli olalım. Olmuyor. Arkadaşlar mola. Topu topu 2 saat sürecek çekim. Ya ayıptır ya. Özür dilerim. Düşük, anlıyor musun? Çok düşük. Nesi var bilmiyorum. Morali bozuk herhalde. Ya başlarım onun moralini. Müşteri moral dinler mi hiç? Şimdi toparlarız. Siz hiç merak etmeyin. Ya zaten getiriyorsunuz böyle magazin güllerini model diye. E bu kadar oluyor işte arkadaş. Bu kadar oluyor. Bak bir şey... Özür dilerim. Sizi de böyle boşuna yoruyorum ama. Biz size biraz televizyon açalım. Kafanız dağılır. Olur öyle. Arkadaşlar bize bir müsaade eder misiniz? Hmm.
sana bir şey söylemeden ben size söyleyeyim. Kendimi iyi hissetmiyorum. İçimde böyle bir sıkıntı var. Hiç iyi değilim yani. Nur Hanım, kendinizi toparlamak zorundasınız. Şu an çekim 4 saat sarktı ve bu bizim için ciddi bir zarar. Size mahcubum. Kendimi toparlayacağım. Bir su alabilir miyim? Su, tabii. Çabuk açın, çabuk bunun sesini açın. Evet sayın seyirciler, şu an enkaz yerindeyiz. Aramalar hızıyla devam ediyor. Ancak Eğit Kozan ve pilotu Fatih Selimer'den henüz bir haber alınamadı. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ölemezsin, hayır. Sakinleştirici getirin işte. Öldüm. Yok, öldüm. Siz benden saklıyorsunuz. Bana söylemiyorsunuz anne. Siz benden saklıyorsunuz. Öldüm. Cahit. Cahit. Kesin bir şey yok ama değil mi? Daha kesin bir şey yok. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Elmas. Cahit, ben de mi seninle gelsem acaba ha? Yalnız gitme sen. Saçmalama. Allah aşkına saçmalama. Aman ben Nur'a ne diyeceğim şimdi? Cahit! Cahit dikkatli git! Öyle hayır, baban ölmüş falan değil, daha hiçbir şey belli değil. Dur bakalım. Aa, yapma. Anne öldürmeyin. Anne Yiğit öldüğümü söyle, doğru söyle. Ne olur yapma, içten şunu iç. İçten şunu iç. Baba. Ay Yeşim, gel Allah aşkına sen biraz şunlara sahip çık. Bırak. Baba. Yeşim. Ben yaşayamam Yiğit. Siz yaşayamam. Sen Yiğit'e bir şey olsa yaşayamam. Cahit, tamam kendine gel. Ölüm falan yok. Ne haberlerde ne de Cahit'ten öyle bir haber yok. Yapma. Thank you.
Adam seni istiyor Yiğit. Ben de onu istiyorum. Hem de bütün kalbimle. Bir alacağım. Nefesini intikam yeminleri yerine yürümeye harca. Benden bu kadar. Hadi Fatih. Hadi dayan. Dayan biraz daha. Hadi. Enkaza ulaşmamız lazım. Hadi Fatih. Bacağım. Yiğit bacağım. Daha fazla yürüyemeyeceğim. Enkazdan duman gelmiyor. Enkazı buldular kesin. Hala çok uzaktayız. Havada birkaç derece daha düşer. Daha fazla hissedeceğimizi sanmıyorum. Donacak mıyız? Açlıktan ölmezsek tabii. Açlık? Bir şekerler. Bir şekerler olması lazım bende. Al. Okula gitmeden önce verdi bana. Verdi. Haber almışlar mıdır? Büyük ihtimalle. Ayşe ne yapıyordur? Mert. Bensiz Mert ne yapıyordur? Allah kahretsin, lanet olsun! Lanet olsun! Ne oldu? Komik bir şey mi söyledim ben? Ne gülüyorsun? Sana değil. Kendime gülüyorum. Ne kadar şanslı olduğuma gülüyorum. Tabii pardon. Doğru söylüyorsun. Çok şanslı bir adamsın. Ya senin güvenli diye uçurduğun helikopter düşmüş. Sen kayaya sıkışmışsın, bacağını kırmışsın. Bir de şanslı olduğunu söylüyorsun. Pardon tabii. Allah'ın sevdiği kulusun sen. Pardon. Ama senden şanslıyım yine de. En azından düşünecek bir ailem yok. İclal sakin duramaz. Yapamaz o. O panik yapar. Sakin duramaz. Mert'i avutamaz. Asıl Nur. Nur ne yapacak? Nur'u kim avutacak? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hemen buraya gel. Nur, sen hatırlıyor musun? Hani bizi kaçırdıkları zaman sen... ...ben hissederim demiştin yani. Yiğit'e bir şey oldu. Hissederim demiştin ya. Hissediyor musun bir şey? Hissediyor musun? İcler sen ne yapıyorsun? Nur hissediyor musun? Hissettiğim şey korku. Deme öyle bir deme. Bir tane güzel bir şey söyle, ne olur güzel bir şey söyle. Yalvarırım, kötü bir şey olmasın yalvarırım. Kötü bir şey oldu. Gözünü git bizim evimizden, git. Defol git. Terbiyesiz, git bizim evimizden, git. İclal, oğlun duyuyor musun?
işler. Duyuyor musun? İstemiyorum seni bizim evimizden. Git, defol git. Haber ver. Yalvarırım haber ver. Bana haber ver. Haber aldığında haber ver bana. İstemiyorum seni. Defol git bizim evimizden. Git. Baba. Gerçekten aklını kaçırdın sen. Eksiğe düşüyor. Uyumak yok. Sakın uyumak yok. Dün gece bu saatlerde o müzayede salonunda Nur'un gerdanını koparıyordum ben. Çok sıcaktı. Çok sıcaktı, çok. Tabii kan beynime sıçramıştı benim de. Öfkeden yanıyordum ben. Şimdi şu halime bak. Şimdi açım. Açım, yaralıyım ve donuyorum. Hayat ne garipti. Sıcak sosyete salonlarında. Buz gibi dağ havası. Ben seni kakacaktım oğlum. Kakacaktım Cahit'te. Vallahi... Niye? Niye biliyor musun? Helikopterden atarım diye. Helikopterden atmadan ölüyor. Beni helikopterden atmak kesinlikle saçma bir hareketmiş. Asıl Nur'la kavgalarımız anlamsız. Her şey o kadar anlamsız ki. Biz o helikopterden kurtulamasaydık. Bu helikopterden sağ çıkamasaydık, kurtulamasaydık, sonrası koca bir karanlık. Ne anlamı kalırdı? Nur'la kavgalarımın, boşa geçirdiğim zamanın, küs, dargın, ayrı kaldığımız onca zamanın ne anlamı kalırdı? Hem de zaman o kadar değerliyken. Hayat incecik bir pamuk ipliğine bağlıyken ne anlamı kalırdı ha? Ne anlamı kalırdı? Thank you.
Yok anam, yok. Gideceği falan yok bunun. Çöktü kaldı oraya. Gider mi? Gitmez. En ummadığı yerden yüzü buldu. Gideceği varsa da gitmez. Yok, Nur daha gelmedi Cahit. Telefonu da kapanmış herhalde. Senin daha çok uzak mı yolun? Aa. Burada bu. Bir dakika Cahit. Tamam, konuşuruz seninle, olur mu? Aa. Kızım sen neredesin? Ben 2 saattir seni evde bekliyorum. Elmas, Cahit'le konuştun mu? Doğru söyle bana, Cahit'le konuştun mu? Kıyamam ben sana. Sen ne yaptın? Sen çekimden falan mı kaçtın? Doğru söyle. Elmas lütfen doğru söyle. Cahit'le konuştun mu? Doğruyu söyle. Ne dedi Cahit? Nur bak tamam, sakin ol. Cahit daha yolda, daha varması da çok var. Bak gidelim, babaannem sana bir çorba falan koysun, olur mu? Hayır, hayır ben buradayım, ben buradayım. Ben buradayım. Kızım delirdin mi sen? Burada bahçede mi bekleyeceksin? Buradayım. Yiğit gelene kadar şuradan şuraya adım atmam ben. Tamam, tamam ama bak burada hasta olacaksın Nur. Gitmem diyorum sana. Hasta da olsam, da olsam da, gebersem de gitmem. Şuradan şuraya adım atmam Yiğit gelene kadar. Şuradan şuraya adım atmam Elmas. Tamam, tamam. O zaman ben sana bir üstüne bir şal getireyim, pike getireyim, bir şey getireyim. Şimdi Yiğit nerededir ha? Nerededir Elmas? Aç mıdır, açıkta mıdır? Yaralı mıdır? Yaşıyor mudur Elmas? Yaşıyor mudur Elmas? Söyle bana, yaşıyor mudur? Tamam, tamam. Ben sana ne diyeyim? Ah, ben sana ne diyeyim? Elmas, gelsin. Yalvarırım sağ salim, gelsin Elmas. Başka hiçbir şey, başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece gelsin. Gelsin artık, ne istiyorsa yaparım. Bütün küslükleri unuturum. Gelsin yalvarırım. Gelsin, bir daha onunla kavga bile etmeyeceğim. Gelsin Elmas, yalvarırım gelsin Elmas. Bana gelsin Elmas. Yalvarırım gelsin Elmas. Hayat sevdiğine kavga etmek için çok kısa, çok, çok kısa. Sevdiğin kadının gözyaşlarını dökmek için çok kısa, çok. Rıdvan'la işimi bitireceğim. Göreceksin. Ve sonra sen hayatımızdan çekip gideceksin. Onu üzüyorsun Yiğit. Çok üzüyorsun. Sen biliyordun değil mi? Hı? Biliyordun. O mektup. Onun ilk aşkı olduğunu, her şeyi biliyordun değil mi? Demek kalbi ilk defa doğru adam için çarpmış. Çocuktunuz lan. Çocuktunuz. Demek ki insan çocukken daha doğru kararlar verebiliyor. Ya sen çaktırmadan sinsi sinsi onun çocukluk arkadaşı ayağının peşindesin değil mi? Heh? Türkiye'ye döndüğümde onun peşinde olmak gibi bir derdim yoktu. Ama sayende. Beni peşine sen taktın. Benim sayemde, tabii. Her şey benim sayemde. Hepsi benim yüzümden, değil mi? Eğer onu seninle mutlu bulsaydım. Eğer onu mutlu edebileceğini yansaydım. Hayır Yiğit, hayır. Ben başka bir adamı seven bir kadının peşine düşecek bir adam değilim. Elinden gelen ardına koyma sen. Benim adım Yiğit. Ben sevdiğim kadın için Yiğitçe savaşırım. Benim adım da Fatih. Ben savaşmam. Fethederim. Göreceğiz. Hadi yürüyebilecek misin? Gel. Thank you.
Allah ılımur Rabbim efendim güç verir. Şuna götür. Kime efendim? Şu bahçedekine götür hadi. Gerçekten mi? Yok şakacıktan götür kızım. Sen de salak mı oldun? Ne oldun? Hadi götür ya. Peki. Babam geldi mi? Gelecek oğlum. Nurhanım, buyurun. Bu ne? Ihlamur, İcer Hanım gönderdi. Haber var mı? Sabah Cahit Bey'i birkaç kez aradı ama telefon kesildi. Konuşamadılar. Ne dedi anlamadık. Allah'ım yalvar. Allah'ım yalvar. Allah'ım yalvarırım, yalvarırım Allah'ım. Canan! Ne yapıyorsun sen? Aytül Hanım. Sen o kadına bizim evimizden nasıl ikram yaparsın? Bu ne hadsizlik? Bu ne terbiyesizlik? Ben yollattım anne, ben. Sen gidebilirsin canım. Sen yollattın ha? Eve de alsaydın bari. Ha? Üşümüştür belki dışarıda. İçeri alsaydın, böyle koyun koyuna Mert'i de aranızı alıp bekleseydiniz eski kocanızı. Ya anne ben gerçekten şurada şu kadın yüzünden kavga ettiğimize inanamıyorum artık ya. Ben de nelere inanamıyorum biliyor musun? Ha? Can düşmanına el uzatmana inanamıyorum mesela. Ya ben kimseye el uzatmadım. İçimden geldi anne. İçimden geldi yaptım. Hesap vereceğim sana ya. Büyü yaptı bu sana. Bir şey yaptı yani bu da sana. Yoksa sen delirdin yani. Külliyen delirdin. Tımarhanelik oldun sen. Salim geldim bana. Çok şükür.